Ormanlık alana yakın yerlerde yaşayanlar, güneş veya yağmurdan korunmak için ağaçların altına sığınabilir. Fakat bazı ağaçlar yağmurlu günlerde tehlikeli olabilmektedir. Bunlardan biri de meşe ağacıdır. Meşe ağaçları diğer ağaçlara göre yüksektir ve elektriği daha hızlı iletir. Nem oranı da fazla olduğu için yıldırımı çekme ihtimali yüksektir. Bu yüzden yağmurlu havada meşe ağacının dibine oturmak tehlikelidir. Aslında ağaçların birçoğu yıldırımı çekebilir. Fakat meşe ağacında bu ihtimal daha fazladır. Yıldırım düşme riskinin en az olduğu ağaç türü ise kayın ağacıdır. Bunun sebebi kayın ağacındaki yağ oranıdır. Yağ oranı az olduğu için de yıldırım düşme ihtimali zayıftır. Bir ağaca yıldırım düştüğünde ağacın dış kısmından iç kısmına doğru büyük bir enerji kayması olur. Ağacın öz suyunu bir anda buharlaştırır. Yıldırım düşen ağaçların birçoğu hayatta kalır. Fakat çok zarar gördüklerinden kısa bir süre sonra ölürler. Ağaçları yıldırımdan korumak için yıldırım koruma sistemleri kullanılabilir. Bu sistem, yıldırım esnasında oluşan elektrik enerjisini toprağa ileterek ağacın zarar görme ihtimalini en aza indirir. Bu sistem, ağaçla bulut arasındaki enerji akımını kesen bir özelliğe sahiptir. Meşe ağacının yıldırımla olan bağlantısı mitolojide de geçmektedir. Yıldırım ve şimşek tanrısının meşe ağacıyla ilişkisi olmasından ötürü meşe ağacının diğer ağaçlara göre daha fazla yıldırım çektiği söylenmektedir. Anlatılanlar, yıldırımın daha çok meşe ağacına düşmesinden esinlenerek yazılmış bir metin de olabilir. Sadece ağaçlar değil, yüksek binalar da yıldırım düşme riski altındadır. Bu risk için paratoner adlı aletler kullanılır. Yıldırım savar görevi gören paratonerler, havadaki elektrik yükünü toprağa aktarırlar. Her ne kadar karadaki yapılar yıldırım için tehlike arz etse de, genelde bu doğa olayı denizde yaşanmaktadır. Yani yıldırım daha çok denize ve okyanuslara düşer. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sağlıklı ve mutlu günler dileriz.